Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Substrate platformunda oluşturmuş bir blok zincirde bir güncelleme nasıl yapılır? Kendimize özgü bir tasarım burada nasıl yansıtılır? Bunu göstermek istiyorum. Ve bu arada da bazı bilgiler de vermek istiyorum. Bakın her bir kontrat, her bir blok zincirinin kendine özgü bir metadatası var. Bu metadata kendi şu anki açtığımız versiyona ait bazı bilgileri burada tutuyor. Mesela burada bakın şöyle geliyoruz. Bakın burada blockchain içerisinde var olan bazı kısımlar hakkında bilgi veriyor. Özellikle şöyle aşağı doğru gelelim ve bu bilgiler aslında bu blok zincirle çalışanın kullanacağı versiyonun bilgilerini burada tutuyor. Mesela şurada özellikle şunu ben göstermek istiyorum. Palette Instructor'da dediğim gibi kendi projenize özgün ilave özelliklerinizi katmanız için burada bazı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela Balance deyip buradan geçen gösterdiğim gibi burada neler var da mesela işte transfer işlemi için mesela şuradaki Charlie'ye şu an biz Alice hesabındayız. Şöyle destination şu olacak şekilde şuraya al mesela 5005 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak şekilde bir signet işlemi yaparak bir transaction işleminin yapılması ve Charlie'ye bakın gördüğünüz gibi bu para biriminin gitmesi için bir özellik buraya eklenmiş durumda. Yine burada şöyle geldiğimizde mesela bir template var. Hazır bir template ve burada bakın bazı şeyleri çağırmanıza izin verecek şeyler var. Mesela do something dediğimizde burada bir sayı değeri yazmak istiyorum. Bak unsigned 32 mesela buraya 55 yazayım mesela. Ve signed dediğimde bu datayı bir nevi hafızada tutup işlem alması gibi bakın mesela current value bu yazdığım değeri alacak şekilde burada 32 formatında 55 sayısının store edildiğini, saklandığını burada gözüküyor, gösteriyor. Mesela burada küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela do something gibi cause error var mesela. Bir hataya sebep ol. Şöyle yaptığımda burada bir hata oluşturma gibi bir test işlemi için burada nasıl oluşması hakkında bakın şu an in blok hakkında şöyle bakın stored tamam yönetim şimdi bekliyorum. Bakın finalize blok cache'inde bu şekilde oldu. Bakalım şurada da. Yapılan işlem kayıtları için burada olay kayıtlarına düşmesini sağlayacak şekilde işlemler yapıyoruz. Şu an event'a bu yansımasını bekliyorum ama birazcık güncellemeye vakit mi aldı? Bakalım. Pardon. Store kısmında cause error'a yaptıktan sonra şimdi burada mevcut altyapısından bahsediyorum burada. Yani dediğim gibi burada birçok özellikler var. Mesela sudo üst yetkili yapılabilecek işlemler var. Bakın sudo biliyorsunuz yani admin olarak yapılabilecek işlemler. Mesela query kısmında burada balanslar kısmında sorgulama işlemler için yine storage versiyon ve işte total issuance dediğim gibi toplam işlem hacmi ne olduğu hakkında bilgiler yardımcı burada birçok şeye buradan erişilebiliyor. Şimdi burada özellikle ben bir tane versiyon güncelleme işlemi şu an anlattığımdan dolayı şurada extend kısmında template modülün içerisindeki şu mesela cause error kısmında şunun mesela biz şey yapalım. Hatta şurada do something'de de olabilir. Bunu mesela bir değişiklik yapalım. İkisinden biri hiç fark etmez. Şimdi bunları nerede değişiklik yapıp ve versiyona yansıtacağız? Şimdi bizim burada bahsettiğim kısım şöyle ben IntelliJ ID'de gittiğimizde bakın mimari olarak Substrate Node kısmındayız. Yani backend'de çalışan kısmındayız. Bakın burada birinci videoda anlattığım Node'un çalıştırılması için make kısmı ve daha sonra da frontend'lisinde yarn start kısmıyla çalıştırdım ve günün sonunda şu anda burada şu an web sayfasını bu şekilde görüyoruz. Bu arada ben bir tane de Polkadot'un bir özelliğini daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Polkadot.js kısmında gösterebilirsem şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu da çok faydalı. Bizim çalıştırdığımız bu web sayfasındaki şeyleri göstermek için kullanabilecek ikinci bir özellik. Ve burada bakın blok detayları hakkında ve birçok mesela accounts'larda bakın hangi accounts'lar var. Burada varsayılan olarak şu an açtığım bizim localhost'taki bu bilgilerden ayrı olarak benim burada açılmış şöyle şuradaki kendi hesabıma ait bilgiler de görebileceğim. Kullanılabilecek polkadot.js.org/apps/kare/accounts gibi bir şeyle
bizim çalıştırdığım bu localhost'taki işlemlerle interaktif olarak işlemlerin yapılması, gitmesi, gelmesi. Bakın burada birçok para birim, mesela şu an canlı gördüğümüz kısımlardaki şu tutarları, şuradaki şu değerleri, ki burada mesela Charlie attığımız değeri burada görelim. Mesela bakın şu an Charlie şurada şöyle yapılan işlemler için burada da şu an bir şeyler yapabiliriz. Bakın send var burada işte gibi değişiklikler yapabiliriz. Mesela burada Alistair'de 3 tane transaction işlemi yapılmış gibi. Mesela bu bunlar hakkında bilgiler alma gibi şeyler. Burada kullanılabilecek şeyler şöyle, pardon, değişiklikleri burada görebileceğimiz bir kısım olarak burada görelim. Burada bakın mesela şurada bir versiyon 1 bilgisi, şey bilgisi var. Bakın şurada versiyon 100 yazıyor. Şu an diyor ki siz 100 versiyon ile çalışıyorsunuz. Şimdi ben burada da şöyle gelelim. Burada yapılan da, kısımlarda da şu an bir değişikliğin yansıması. Ben şunu amaçlıyorum. Ben şuradaki mesela chaos error kısmında şu klasör metodun ismini değiştirmek istiyorum. Şimdi bakın bunlar nerede? Bunlara erişmek için şöyle ben yine IntelliJ ID'yi açayım. Şöyle. Bakın burada bizim paletlerin içinde template var ve bunun içerisinde de şöyle tıkladığımda bakın burada source'un altında lib var. Ve bunu tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakın şurada birkaç şey göstermek istiyorum. Bakın do something ismi burada yazılı. Bakın. Ve geliyoruz burada. Chaos error da burada yazılı. Yani bizim template, ki bizim şöyle sayfayı göstereyim ben. Sayfayla backend'le frontend'in konuşması için. Bakın mesela buradaki bu isimler chaos error do something. Bunlar yapılan metodoloji olarak bu metotlar şuradan geliyor. Template içerisinde yaptığımız bu fonksiyonlarla geliyor. Şuradaki do something, yani bu nerede bulunuyor? Şu an onu da göstereyim. Bakın declaration modül, modül deklar etme kısmında oluyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yapı olarak bizim Rust'ta projelerde şu şekilde bir mimari var arkadaşlar. Bakın declaration storage var. Yani bir depolamada işte değişkenlerin tutulması gibi bazı şeylerin. Declaration event burada örneğin bir iki tane matematiksel toplama işlemi gibi eventler, olaylar burada. Hata durumunda görülmesi kısım var ve bir de modülün genel olarak fonksiyonların bulunduğu kısım var. 4 tane ana bileşenden oluşuyor. Bizim yaptığımız herhangi bir yeni metodoloji, yeni bir özellik, bizim oluşturduğumuz blok zincirdeki uygulamalara yeni özellikler getirmek için burada değişiklikler yaparak gidiyor. Şimdi biz mesela burada modüllerimizi oluşturduğumuzda, yani yeni fonksiyonlar burada oluşturduğumuzda, ki burada görüyoruz. Bakın burada şöyle gelelim. Public olarak yapıldığını görüyorsunuz. Dilerseniz kendi özgün blok zincir uygulamanızda lokalde milletin erişemediği haliyle bir şeyler yapmak istiyorsanız buradaki public'leri de private yapıp projenizde özgünlük katabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bakın do something'de ne alıyormuş? Şöyle gördüğünüz unsigned 32 alıyormuş. Ve bunu da şuradan görüyoruz zaten. Yine web'e gidelim. Do something'de bakın unsigned 32 olarak burada something olacak şekliyle almasını sağlayıp ve bunda da işlemi yaptıktan sonra mesela 22 diyelim yine signed'la şey yapalım. Ve bunun sonucu da template modülündeki bu sonucu buraya getirmesini ve burada bakın storage değil, bu değerin tutulduğunu görüyoruz. Bunu zaten ilerleyen uygulamalarda kendi özgün projelerimizde bu değerlerle işlemler yapmayı ve burada bir mantıklı bir şeyler, yani yaptığımız burada kayıtların tutulması, birçok olay kayıtlarının ve yine bahsettiğim gibi bazı konuların public değil de private olması gibi konularda bir şey yapacağız. Bakın mesela burada chaos error kısmında şöyle mesela bir n ifadesi alayım ve şurada mesela ismi bu şekilde değiştiriyorum. Bakın ben güncelleme işlemi yapıyorum ve bunu kaydediyorum. Chaos error değil de chaos n error olacak şekilde ben kendi projemde Türkçeleştirdim. Değişiklikler yaptığım gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada template'imde burayı silip kendime özgü ilerleyen aşamalarda biz template'imizde kendimize özgü özel fonksiyonlar, özel metodolojiler yapacağız inşallah. Mesela buradaki şu an basit bir güncelleme nasıl olur onu göstermeye çalışıyorum. Bakın buradaki değişikliği template'te yapıyorum. Daha sonra ben bunu runtime'a yansıtmak için runtime'a gidiyorum. Serecenin altında yine lib altında arkadaşlar bu versiyonun yeni bir güncel versiyon olduğunu söylemek için şöyle geleyim arkadaşlar. Versiyon bilgisini hemen görelim. Bir versiyon güncellemesi yapacağız. Yukarıda da olabilir. Şöyle yukarı çıkayım. Şöyle template. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Spec versiyon 100. Bu 100 versiyonu da nerede görmüştük? Bir daha hatırlayalım. Bakın şurada ben özellikle şunu çalıştırırken bakın burada versiyon bilgisini 100 olarak görmüştüm.
bu Polkadot'un JavaScript uzantısında çalışırken. Bakın şu versiyonu buradan 100 olarak görmüştük. Şimdi biz burada bu yaptığımız 100 versiyonunda burası şeyi de şuradaki chaos error olarak görüyorduk. Doğru mu? Şimdi ben bunu yeni bir versiyon yapmak için dilediğim değişiklikler yaptıktan sonra şurayı 101 yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu save ediyorum, kaydediyorum. Daha önce yaptığım şeyde de yine nerede yapmıştık? Bu runtime'de template kısmında şunu paletlerin altında template'in kısmında, source'un altında, library altında chaos and error kısmında bir değişiklik. Chaos error'du. Chaos and error olacak şekliyle biz değiştirdik. Tamam. Ve versiyon bilgisini de burada yaptığımız ileri yönlü ve geri yönlü değişiklikler nelerse yaptıktan sonra gidip runtime kısmında source'un altında library içerisinde şöyle şu an 98. satırlarda oluyor bu. Spec versiyon kısmını değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani yeni bir versiyon olduğunu burada duyuruyoruz. Bunu kaydettikten sonra arkadaşlar bakın ben burada şöyle yapayım ben. Bunu hatta bir şöyle bir kapatayım ben. Kapatayım burada. Şimdi ben burada yeniden açayım ben bunu. Ve bunu kapattıktan sonra ben burada şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle close. Ben şu an node template'in için pwd. Şu an biz bölüm 4'teyiz. Tamam. Burada ilk önce bir source. Önce bir pardon. Şöyle. Bir önce bir Rust'ın şöyle pardon nokta kargo Rust'ın enable olmasını isteyeyim arkadaşlar. Kargo pardon şöyle sileyim şu neden böyle oldu. Şöyle kargo enable diyerek Rust'ın burada enable olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben yapacağım işlem bir build işlemi yapmak arkadaşlar. Kargo şöyle ilerliyorum ve diyorum ki build tire tire release diyorum arkadaşlar. Pardon, release. Enter diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir güncelleme yapıyorum şu an. Ve şu an 935 zaten en baştaki kısımlarda bir değişiklik yok. Sadece şu son 3-4 template içerisinde bulunan ilave dosyalar ki burada biliyorsunuz çok büyük bir işlem var. İlerleyen aşamalarda burada notta da değişiklikler yapacağız. Paletlerde değişiklikler yapacağız. Bu şekilde şeylere değişiklikler yaparak burada bir işlemde yine değişikliklerimizin yansımasını göreceğiz. Şimdi şu an bir bu yapılansın bir. Bekleyin bir. Yaklaşık 2 tane kaldı. 933. Burası birazcık vakit alabilir. Şimdi bir tarafta terminalde şu an localhost yayını gibi gözüküyor ama arka planda backend alamadığından dolayı şu an bunun bir anlamı ne yazık ki yok. Öyle çalışsın önemli değil. Şu an şuranın bitmesini anlatacağım. Bir de bu arada şeyse şu zaten alttan görüyoruz. Bu bizim şey kısmında arkadaşlar paletlerde template'in içerisinde şuralarda bazı şeyler de ben yine tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın ne dedim? Dedim ki bu tür yapılanmada 4 tane ana yöntem ile işlemler yapılıyor. Bunlardan biri modül kısmı, storage kısmı, event kısmı, error kısmı. Ve ihtiyaca göre yine bazı yöntemler de getirilebiliyor, çağrılabiliyor. Burası bu şekilde. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Bakın şu konfigürasyon şeyi kesinlikle olması gereken bir ifade. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer buradaki standartlarda şu STD'de şöyle göstereyim ben size. Bakın burada bir STD var görüyorsunuz. Bu yani standart library'de şunların çağrılması gerektiği söyleniyor. Şimdi burada şunu diyorum ben. Eğer diyor ki sen feature olarak standardı kullanmazsan no STD'yi kullan. Bunu niye yazmamız lazım? Konfigürasyonda RS'de burada standart library'ler var. Yani Rust programlama dilinin standart kütüphaneleri var. Fakat bizim proje direkt Rust'taki tüm modülleri çalıştırmıyor. Ben eğer standart library'leri çağırırsam buradaki benim zaten subset mimarisi de farklı mimaride olduğu için çalışmayacaktır. Artı hepsi çalışsa bile çok kasacaktır. Biz sadece ihtiyacımız olan konfigürasyon verilerini almak istediğimizden dolayı bunu bu şekilde vurguluyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bu build işlemi bir tamamlansın. Bir
tane kaldı. O da vakit alabilir. Bu şekilde yazdığımız kodlarda da böyle şuradaki mesela runtime'a da gidelim bir. Source kısmında library'de gidelim. Bakın şöyle yukarı gelelim. Bakın bu özellik neredeyse hepsinde copy paste halinde olması gereken bir şey. Yani ben Rust'taki tüm standart kütüphaneleri istemiyorum. Eğer ben burada feature olarak şu standart library'leri, ki bu kargonun içerisinde bulunan her birinin bir kargosunda bir standart library'si var arkadaşlar. Bakın sadece şunları alıyorum ve bunlara dikkat edin. Hepsi bizim subset'e ait özel ifadeler. Özel ifadeler. Mesela bunların hepsi modül olarak kullanabilecek ifadeler. Bunlardan bazılarını çıkarabiliriz, bazılarını getirebiliriz. Bakın balanslar, bunların hepsi tamamen subset'in blok zincirde kullandığı özel kütüphane. Kendi standart library'si olarak. Ben eğer bunları şu bir şekilde tanımlamazsam library kısmında oluştururken, ben Rust'ın standart kütüphanesinde olan şeyleri getirmiş durumda olacağım ki bu da dediğim gibi şu an subset'in desteklemediği bir yöntem. Biz bunu bu şekilde ifadeler kullanıyoruz. Diğerlerde yine vakti zamanı gelince kullanacağımız özellikler, bunlarda da yine detaylar ilerleyen aşamalarda sizlere vereceğiz. Şu an ben tamamen şu build işleminin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son kısımdayız. Ve dediğim gibi bunların hepsi, özellikle ben şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz runtime'da değil, template kısmında geldik. Şurada bir ifade değişikliği yaptık sadece ve sadece. Modül kısmında do something ve şuradaki aslında do something'i de sorgulayabiliriz. İki tane metot tanımlanmış. Şunda bir değişiklik yaptık ve bunu alalım mı? Bunu da yine kullanabiliriz sorgularken. Hatırlayın sayfamızın açılış kısmında şu web'e de gidelim yine bir. Şu an kapalı bu. Burada da şu an çıktı alamıyoruz. Bekliyoruz şu an. Şu güncellemenin bitmesini. Şu versiyon bilgisi en son o halde kaldığı için şu an modele bağlı değilsiniz diyor. Şimdi değişiklikleri burada göreceğiz birazdan. Bakalım bitti mi? Burası birazcık vakit alıyor arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Polkadot olsun, diğer subset üzerinden yapıp bu şu an tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bakın burada bu yapıldıktan sonra şöyle ki şu an yani, ama biz bunu henüz şeyi başlatmadık. Release kısmını henüz başlatmadık. Onun için de yine ezbere gitmeyelim. Subset projesinde şöyle subset'e gidip tutorial kısmından birinci kısımdan şöyle interaktif not kısmına gelip target release şunu alıp kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum şöyle şuraya, pardon, şöyle yapıştırarak ben release note template'imi çalıştırmak istediğimi söylüyorum ve hemen web'e gidelim. Şöyle gelelim buraya arkadaşlar, pardon, şuraya gelelim. Bakın şimdi bu buraya bir gelsin, şurada bir bakalım. Bakın versiyon bilgisi güncellendi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere versiyon bilgisi güncellendi. Bakın versiyon 101 oldu artık. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Şuraya da bir bakalım. Palet kısmında template modülünün içinde bakın cause and error geldi. Gördünüz mü? Burada hemen geldi. Cause and error geldi. Şimdi bir de şunun runtime'ların dosyalarını bir daha sorgulamak için bir şey daha göstereceğim. Bakın burada choose file deyip arkadaşlar şöyle bizim ana kısma gitmemiz gerekecek. Şöyle bir açayım ben. Subset project içerisinden bölüm 4 içerisinden subset not template içerisinden target release ve burada vbuild ve not template runtime'ın içerisinden bakın şu bizim oluşturduğumuz, biraz önce oluşturduğumuz versiyon bilgisi şu arkadaşlar. Yaptığımız değişiklikleri buradan alıp şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi burada zaten şu an aldığım şeyde cause and error artık buraya geldi. Gördüğünüz üzere. Onu da yani buradan yaptığımız işlemdeki güncellemeyi buradan da alabiliriz. Ben bir de şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada metadata'da şöyle command F, bakın cause, bakın şöyle aşağı doğru gelelim. Bakın bizim yaptığımız metodolojiyi bakın görüyor musunuz? Burada do something gözüküyor ve burada veri tipinin buradaki içerisindeki bilgi, yani her bir metadata
ilgili kendi özgün blok zincirinizdeki şeyler hakkında bilgiler veriyor. Bakın Chaos and Error diye bir metot oluşturduk ve orada dokümantasyon kısmında bakın herhangi bir argüman almadığını ve an example dispatchable that may throw a custom error oluşturabilecek şekilde bir şekilde bir tanımda gelmiş. Buradaki bakın bu ifade de nerede geliyor? Onu da göstereyim ben size dokümantasyon kısmında. Şurada bakın Chaos and Error'da bakın şuradaki an example şurası var ya. Bizim at 3 slash'la koyduğumuz şu ifade şurada bize bizim sayfamızda dokümante edilirken bir döküme açıklayıcı bilgi olarak geliyor. Yani biz yaptığımız yeni metodoloji açıklama istiyorsak 3 slash haliyle ekleyip bunu buraya yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Versiyon güncellemesinde sadece ben şu an bir metodun ismini değiştirerek burada versiyonun güncellemiş halini gördük arkadaşlar. Ve ona göre de bunun sonucu olarak da ben sayfamda yeni metodu çağırdım ve gördüm. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.